merhabalar. Solaklar için iğne oyası ve örgü kanalıma hoş geldiniz. Ben size takım olarak liflerimi göstermek istemiştim. İlkini yaptık kare olarak. Bugün de kesesini yapmayı düşünüyoruz. Şöyle modelimiz arkadaşlar ikili olarak yapılıyor. Çift olarak yapılıyor ve çok da güzel bir modeli var. Şimdi bunu modelinin yapılışını geçelim. Evet kesemizin başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Arkadaşlarım daha önce üçlüsünü yapmıştık liften. Şimdi tekrar yine ben görmeyen arkadaşlarımız, izlemeyen arkadaşlarımız için tekrar baştan başlıyorum. Şimdi 3 tane zincirimi çektim. ilmeğimi uzatıp buraya 6 tane fıstık yapacağız. Fıstıklarımızı üçlü yapıyorum. Tığım biraz kalın olduğu için ve biraz da bol yapabilmek için çok sıkı yaparım. Normalde benim elim sıkıdır. Bol yapmaya çalışıyorum. Bu arada kanalıma abone olmayı ve bir sonraki videolarımdan haberdar olabilmek için bildirimlerimi açmayı ve videomu beğenmeyi unutmayınız. Şimdiden teşekkür ederim arkadaşlar. Şimdi 3 tanesini yaptım. Bir zincirim çektim. 3 tane daha yapalım. 6 tane fıstıklarımızı yaptım. Şimdi bir tane daha yapıyorum. 7.yi. 7.yi açık olarak bırakıyorum. Bu bir tanesi 6.sı şöyle köşemiz olacak. Şimdi 1 ve 2 cilin tam ortasına şöyle batıyorum. Buraya bir kutucuk yapabilmek için. Buraya bir açık fıstık yaptım. İki fıstığımızı da birleştiriyoruz. Şöyle bir kutucuk oldu. Burada 5 tanemiz var. Şimdi tepesine bir açık fıstık yapıyorum. Ve hemen karşıya batıyorum. Bir daha yapalım tepesine bir tane ve karşıya ikisini bir seferde kapatalım başa kadar devam edelim şimdi sonuncuyu da yapıyoruz tepesine ve ilk başladığımız 3 zincir çektiğimiz fıstığımızın hemen ilk dibine batıyoruz. Buraya da bir fıstık hazırlıyoruz. İkisini bir seferde kapatıyoruz. İlk sıramız böyle. Şimdi zincirimizi çekip bir üst sıraya çıkmak için her köşede böyle bir kapalı fıstığımızı oluşturacağız. Kapalı fıstık. Şimdi tepesine bir tane daha açık fıstık yapıyorum. Başını alıyorum. Hemen ilk sıradaki fıstığa batıyoruz. ikisinde bir seferde kapatıyoruz. Tekrar. başını alıyorum. Hemen sıradaki fıstığa batıyoruz. Bu şekilde ikisini bir seferde kapatıyoruz. Bir zincirimizi çekiyoruz. Şimdi bu sefer başa kadar gelelim. Tekrar baş göstereceğim. Devam ediyorum. Başını alıyorum ve en son şuradan fıstık yapıyoruz. İkisini bir seferde kapatıyorum. Sıramız böyle bitiyor. İkisi böyle bir şekilde bitiyor. Başlarken de bir tane fıstık yapıyoruz. Kapalı bir fıstık ve üzerine bir fıstık daha yaparaktan başlarımızı bu şekilde devam ediyoruz. Şimdi başına bir kapalı fıstık. Tekrar bir fıstığımızı oluşturuyoruz başına alıyoruz. Hemen sıradaki fıstığa batıyoruz. Köşelerimiz bu şekilde. Şimdi bu şekilde arkadaşlar. Şimdi üçüncü sıradayız. Ki üçüncü sıradayız. 5 tane olana kadar iki sıra daha devam ediyoruz. Bir üst sırayı göstereceğim. Evet fıstığımızı tamamladım. Beşe 5 beş yaptık. Şimdi ikinci kutumuzu yapıyoruz. İkinci kutumuzun tam bitiş tarafımızdan tepesinden 6 tane fıstık oluşturacağız. Şu şekilde. Tekrar yine tepesine. Bu şekilde. Fıstığımızı oluşturalım. 3 tane tane daha yapalım. Şey 6 taneyi tamamlayalım. 6 tane fıstığımızı yaptım. Şimdi bir zincirimi çekiyorum. Buraya ve ilk başta yaptığımız gibi 7. fıstığımızı açık bırakıp hemen şu köşemiz oluyor. Şuradan fıstığımızı tamamlıyoruz. Ve ikisini bir seferde kapatıyoruz. Bu şekilde tekrar bir tane daha yapalım. Tepesine bir ve karşıya bir tane. bir zincirimiz çekelim. Şimdi şuraya kadar tamamlayalım. Şimdi son kutumuzu da yapalım. başını alıyorum. Hemen ilk yaptığımız, başladığımız fıstığımızdan hemen içine giriyoruz. Bir seferde kapatıyoruz. Şu şekilde. Şimdi Buradaki kutuda nasıl yaptıysak bir kapalı fıstık. Hemen tepesine bir açık fıstık yapıyorum. Bir zincir çekip. Başını alıyorum. Hemen sıradaki fıstığa batıyorum. İkisini bir seferde kapatıyoruz. Bir zincirimizi çekiyoruz. Şimdi burada nasıl yaptıysak 5 sırayı da Tam burayı tamamlayalım. Şu, şu an ikinci sıradayız. Üç sıra daha yapalım. Kutucuklarımı tamamladım. Ben iplerimi tamamen e, sıfırdan kesmiyorum. Böyle arasına saklıyorum. Hiç belli de olmuyor. Şimdi beyazımıza geçiyorum. Hemen beyazımızı da yine ipimi bir sabitleştiriyorum. Tam tepesinden şuradan başlıyoruz. Hemen tepeden bir bağlantımızı yapalım. Şimdi buraya bir tane kapalı bir fıstığımızı oluşturalım. Yine burayı da üçlü olarak hep yapıyorum. Bir tane açık bir fıstık. Başına alıyorum. Hemen sıradaki fıstığa batıyoruz. Şu şekil birleştiriyorum ikisini de. Tekrar devam ediyoruz Hemen yanındaki fıstığa İkisini bir seferde Kapatıyorum Bakın şuradan da göstereyim Şimdi şurayı yapıyoruz Şu sıramızı yapıyoruz İki sıra olarak yapacağız Tekrar devam edelim başını alıyorum hemen sıradaki ikisini bir seferde kapatıyoruz şimdi burada tam iki bağlantımız arasında iki fıstığımız var şurası ortamız bu iki fıstığımızı üçlü olarak yapacağız şöyle bir tanesini açık fıstık başını alıyorum hemen şu iki fıstığımızın ortasına batıyorum başına alıyorum. Bu iki fıstığımızı atlıyoruz. Hemen yandaki fıstığa geçiyoruz. Üçünü bir seferde kapatıyoruz. Şu şekilde. Tekrar devam ediyoruz. Şimdi dolaştı pardon. Başını aldım. Hemen sıradaki fıstığımıza batıyorum. İkisini bir seferde kapatıyoruz. Bir zincir. Başa kadar şu ikili fıstıklarımızı tamamlayalım. Şuraya kadar. Devam ediyoruz. Tam şu köşeye son fıstığımızı yapıyorum. Bu şekilde. Şimdi geri dönüyoruz. Tekrar buraya bir kapalı fıstık. tepesine bir açık fıstığımızı oluşturuyoruz. Başını alıyoruz. Hemen sıradaki. İkisini bir seferde kapatıyoruz. Devam ediyoruz. Başını alıyorum. Hemen sıradaki. Şimdi bakın yine iki tane fıstığımız kaldı. Burası da ortası. Bu iki fıstığımızı yine burada iki tane fıstığımız var. Şimdi buraya pardon, iki, başına alıyorum. İki fıstık kaldığı için hemen iki fıstığın ortasına batıyoruz. Başına alıyorum. Bu orta iki fıstığı atlayıp hemen sıradaki fıstığa batıyoruz. Burada bir eksiltme gibi oluyor. Bakın şöyle üçgenliğimizi tamamlıyoruz. Bu üçünü bir seferde topladık. Şu şekil. Tekrar devam ediyoruz. Tekrar. Sıradaki fıstığı aldık sonuncu fıstığımızı da yapalım Bir takılıyor hemen şu fıstığımızın tepesinde iki fıstığımızın ortasındaki yere tam köşedeki yere batıyoruz Ve ikisini de bir seferde kapatıyoruz Evet şuradaki modelde gördüğü gibi iki sıramızı tamamladık şimdi diğer rengimize geçiyoruz Evet şimdi yeşil tonumuza geçiyoruz Hemen şöyle tepeden önce bu tarafı bitirip daha sonra diğer tarafı geçmek istedim. Size hem bu tarafı da göstermiş olayım diye. Şimdi buraya bir kapalı fıstığımızı oluşturuyoruz. Bir sıra gideceğiz bu fıstı olanın yeşil tonumuzda. Başına aldım. Hemen bir açık fıstıkla yanındaki fıstığa batıyorum. İkisini bir seferde kapatıyoruz. Bakın bak bir 2 3 fıstığımız vardı. Bir 2 fıstığımız kaldı. Şimdi bir tane. Şimdi şu arada yine bakın burada iki tane fıstığımız var. Hep iki fıstık oldu mu mutlaka üçlü bir fıstık kullanacağız. Başını alıyorum. 2 fıstığımızın tam ortasına batıyoruz. Kapatmıyorum. Başına alıyorum. Karşıya geçiyorum. İkisini atlayaraktan. İki, üçünü bir seferde kapatıyoruz. Devam ediyoruz. Başına alıyorum. Hemen sıradakine bir seferde kapatıyorum. Tekrar devam ediyorum. Başını alıyorum. Hemen şuradaki fıstığımıza batıyoruz. Arasındakine işimiz bitiyor. Şimdi pembe tonuna geçiyoruz. Şimdi pembe tonumu aldım. Yine tepeden batıyorum. Bir zincirimi çektim. Buraya bir kapalı fıstığımızı oluşturuyorum. Şimdi burada iki tane fıstığımız var. Hep i̇ki fıstıklarda ne yapıyoruz? Üçlü fıstık yapacağız onlardan. Şimdi başını bir tane açık bıraktım. Başına aldığım fıstığımızı. Hemen fıstığım, iki fıstığımı iki fıstığın arasına giriyorum. Tekrar başına alıyorum. Şu iki fıstığımızı atlıyoruz. Tam ortamız olduğu için. Bakın ortası oldu. Şuradan belli ediyor kendini zaten. Çaprazlama var. Bu üçünü bir seferde kapatıyoruz. Tekrar başına alıyorum ve bir tanecik fıstık yapıyoruz. Bakın tamamladık. Şimdi bir zincir çekiyoruz. Şu üst kısmını üçgenle yapmamız için hemen bir tane açık fıstık yapıyorum. Başını alıyorum. Şu ilk başladığımız kapalı bir fıstığımızın tam ortasına batıyoruz. Buraya da bir açık fıstık ve ikisini de bir seferde kapatıyorum. başına alıyoruz. Bu şekilde Şu şekilde tamamlanıyor. Şimdi burayı da göstereyim hemen. Sizleri çok meşgul etmeden başlangıcımızı göstereyim. Şimdi başlangıcımız tam tepeden başlıyoruz. Buraya bir tane kapalı fıstık oluşturuyoruz. Bir tane açık fıstık yapıyoruz ve hemen devam ediyoruz. Aynı burada nasıl yapıldıysa bu şeklimizi devam ettiriyoruz. Yeşili ve pembe tonlarımıza kadar. Şöyle göster. Evet ben bu tarafımı da tamamladım. Şimdi bir sırada beyazdan şöyle hemen köşeden sabitliyoruz. Başını alıyorum hemencecik. Ve bir tane kapalı bir fıstığımızı oluşturuyoruz. Tekrar başını alıyorum. Hemen yanındaki kutucuğa giriyorum. İkisini de bir seferde kapatıyoruz. Şu şekilde. Tekrar devam ediyoruz. Başını alıyoruz. Hemen yandaki kutucuğa. İkisini bir seferde kapatıyoruz. Bir zincir bu şekilde şöyle modelde de göstermek istiyorum şöyle bir sıra devam ediyoruz şöyle köşeleri göstereceğim şimdi köşeye kadar bu şekilde devam edelim şimdi köşeye geliyoruz başına aldım tam iki pembemizin ortası tam bir köşemiz oluyor buraya kapalıttık iki fıstığımızı da şimdi buraya bir köşe yapacağız arttırma oluyor Şöyle bir tane kapalı fıstık yaptık. Tekrar bir fıstık yapıyorum. Tepesini başına alıyorum. Hemen ilk başladığımız yere pembemizin tepesine batıyoruz yine. Aynı yere. Şöyle şu şekilde. İkisini de bir seferde kapatıyorum. Bakın şöyle bir köşemizi yaptırmış olduk. Diğerler tarafından farklı. Şimdi buraya tekrar yine Aynı fıstıklarımızı devam ediyoruz. Sadece bu köşelerde olacak. Yine başına aldım. Hemen karşıya batıyoruz. Bir fıstığımızı oluşturuyoruz. Şimdi ben biraz daha kenara çekeyim. Daha net gösterebilmek için. Tekrar şöyle bir daha yapıyoruz. Tepesine. Ve hemen sıradaki. Bir zincir. Bu şekilde köşelerimizi 4 köşemize de yine şöyle iki köşe daha kaldı. Onları da yapalım. Köşeye gelelim. Görüşelim arkadaşlar. Köşeye geliyoruz. Şimdi tepeye bir fıstığımızı oluşturuyorum. Başına alıyorum. İlk başladığımız fıstığın tam tepesine, dibine tekrar yine batıyorum. Ve ikisini birlikte kapatıyorum. Şimdi buraya kadar tam gelmiş olduk. Şimdi burada şöyle yapıyoruz diğer köşelerimizle aynı olması için açık bir fıstık yapıyorum. başına alıyorum ve karşıda şu başlangıcımız vardı. Bir tane kapalı fıstık ve hemen açık fıstıkla devam etmiştik. Bu kapalı fıstığımızın tam tepesine batıyorum. Buraya bir açık fıstık yaptım ve ikisini de bir seferde kapatıyorum. Bakın diğerleriyle aynı olmuş oldu köşelerimiz. Şimdi buradan iki sıra daha bu fıstıklarımızdan devam edeceğiz. Sadece şu bu üst sıraya yanlara yapmayacağız. Şimdi buraya bir tane kapalı bir fıstığımızı oluşturuyorum. Hemen tepesine bir tane daha başını alıyorum. Sıradaki fıstığa devam ediyoruz. İkisini bir seferde kapatıyoruz. Şimdi bu, bu şekilde iki sıra daha devam edeceğiz. Aynı bir gideceğiz. Tekrar bir daha döneceğiz. Köşeye gelelim. Beşini aldım. Tam şu köşe kısmımıza batıyoruz. İkisini bir seferde kapatıyoruz. Bir zincir. Buradan aşağı doğru devam etmiyoruz. Buradan yukarı devam edeceğiz. Şimdi ters döndürüyoruz. Buraya bir kapalı fıstık. Hemen kapatıyoruz. Tekrar tepesine bir fıstık yapıyoruz. Başını alıyoruz. Sıradaki fıstığa devam ediyoruz. Bu şekilde başa kadar devam ediyoruz. Sıraya devam ediyoruz şöyle. İkisini de bir seferde kapatıyoruz. Bu şekilde başa kadar gelelim. İki sıramızı gittik. Şimdi şöyle döndürüyoruz tekrar yine. Buradan fıstık oluşturmayacağız. ilmeğimizi uzattık. İsterseniz zincir çekebilirsiniz buradan. 2 zincir çekerekten ben bu şekilde yapıyorum. ilmeğimi uzatıyorum. Hemen yandaki fıstığa batıyorum. 2 tane fıstığımızı iptal ediyoruz. Buradan da iki tane fıstık iptal ediyoruz. Toplamda burada 12 tane fıstığımız vardı. 8 tane fıstığımız olacak şurada. Şimdi tekrar şu e, göstermek gibi yapıp şu şekilde yapacağız. Şu ağız kısmını yapacağız. Yani şu bek kısmı mı diyeyim artık. Şurasını yapıyoruz. Şimdi yine aynı şekilde bir kapalı fıstığımızı oluşturalım. Tepesine yine tekrar bir fıstık açık fıstık oluşturalım. Başını alalım. Hemen sıradaki fıstığa devam ediyoruz. Tekrar tepesine bir fıstık. Başını alıyorum. Hemen sıradaki fıstığa devam ediyoruz. Bakın şimdi şuradan şöyle gösterelim. Şurası sürecek. İki fıstık eksilttik. İki fıstık da burada eksiltiz. Şuraya kadar gelelim. Bir sıra daha gideceğiz. Fıstığımız oyasına geçeceğiz. Bir sıra daha iki tane fıstık atlayarak yapmayacaksınız iki fıstık. Tekrar başa gelip buraya kadar geleceğiz. Bir sıra daha gideceğiz fazladan. İki tane fıstığımızı bıraktık. İkiden de burada bırakmış olduk. Buradan geri dönüyoruz. Ve bir sıra daha bu fıstıklarımızdan devam ediyoruz. Yine bir kapalı fıstığımız. Başını alıyorum. Hemen. Yandaki fıstığa devam ediyoruz. Bakın. iki buradan, iki buradan. Şimdi bu sırayı da devam edelim. Şurada oyamıza devam edeceğiz. Evet. iki sıramı da gittim buradan. Şimdi aynısından bir tane daha yapılacak. Şöyle göstereyim. Aynı modelinde. Şimdi eklemeleri gösteriyorum. Çünkü bu lif olduğu için kesemizin. Şimdi bakın şöyle. Yani farklı olmaması için hemen çiçekler bu tarafa geliyor. Şu şekilde. Aynısı arka tarafta da bu tarafta da. Şimdi şunu şöyle yapıyoruz. Şurası biraz kaydırarak. Ee, hemen karşısındaki ilk köşemizde. Çünkü ipimiz burada kaldı. Bunun da bu taraftaki köşemiz. Şöyle göstereyim. Şu köşemizi ikisini bir sabitliyoruz Başını almadan. Şimdi buraya örümcek yapıyoruz. Ilmeğimizi biraz uzatıyoruz. Hemen şu aradan geçiriyoruz. Şu ayarda kafide başına doluyoruz. Hemen ilk fıstığımızın sırasında bir buradan bir de karşı taraftan alıyoruz ve buraya bir fıstık oluşturuyoruz şu ayarda. İki tarafta tutuyoruz yalnız canı. Bakın şöyle başına alıyoruz. Şurası bir köşemizde. Şu iki tane çiçeğimizi ayırıyoruz fıstığımızı. Hemen yanındaki fıstığa batıyoruz ama çift olarak. Yani bu taraftakini de batıyoruz. Şu şekilde oluşturuyoruz. Ve buradan ikisini bir seferde kapatıyoruz. Buraya şimdi pardon elime takıldı. Buraya çiçekler oluşturacağız. Öbür lifimizde de yapmıştık. Ben iki zincir çekip de hemen dibine batıyorum. Üst sefer. Ama siz 3-4 zincir de çekip yapabilirsiniz. Bu şekilde ilmeğimi uzatıyorum. Hemen arasından geçiriyorum. Buraya bir örümcek oluşturuyorum. Hemen ilk fıstığımızın şu köşe kısmından bir oradan bir de buradan takıyoruz. İkisini birleştiriyoruz. Ve kapatıyoruz. Köşemiz şu şekilde. Tekrar ilmeğimi uzatıyorum. Hemen arasından geçiriyorum. Çok fazla uzun fıstık yapma şey örümcek yapmaya gerek yok. Başına alıyorum. Hemen sıradakini. Yani bir fıstık atlıyoruz, batıyoruz, örümcek yapıyoruz. Bir örümcek yap, fıstığa batıyoruz. Hemen yandakini. Buraya yine iki zincir çekerekten bir oyamızı yapıyoruz. Üç seferde 2 hemen dibine tekrar ilmeğimizi uzatıyorum şu ayarda hemen yana batıyoruz yandaki fıstığın içine batıyoruz ikisini bir seferde şu şekilde tekrar uzatıyoruz ilmeğimizi başına alıyoruz hemen yana şimdi bu şekilde bütün köşemizi dönüyoruz Bakın şu, bu şekilde böyle geliyoruz Köşelerimizi arttırma yapmamıza gerek yok Köşelerimiz şu şekilde örümceklik gelecek Şurada ben modelde de göstereyim hem devam da edeceğim de Bakın köşemiz şurası buraya bir örümcek geldi Tekrar atlayıp tekrar Böyle fıstığın arasına giriyoruz bir fıstık yapıp üzerine pırpırcıklarımızı yapıyoruz Bir fıstık atlıyoruz Örümcek yapıyoruz yani İkinci fıstıkta Fıstık yapıyoruz üzerine pırpırımızı yapıyoruz Köşelerimiz denk gelmiyor İki köşemizde Böyle köşemizi dönelim Şuraya kadar gelelim. Şuraya kadar geldim. Şimdi tam bu şu köşesi bakın buradakilen aynı kalacak. Şurada bir örümcek yapıyoruz. Tam köşemizdeyiz. Buraya bir örümceğimizi uzatıyoruz. Hemen tepeye batıyoruz. İkisini birlikte. Tekrar bir örümcek yapıyoruz. Başını alıyoruz hemen şu şöyle bir iki tane ayırmıştık ya. Ondan sonra şu iki sırasını gitmiştik. Şu iki taneyi şuradan da alalım. Buraya bir örümcek yapıyoruz. İkisine bir tane. Başına alıyoruz. Şu arada bir iki tanelik fıstığımız var. Tam şöyle bir köşemiz var. Bunu da tam şuradan alıyoruz. İkisini bir seferde başlarken de aynı şekilde başladık. Bakın şu şeklimiz. Şuradaki fıstığımızı yapıyoruz. iki fıstığımızı. Şimdi bunun ikisini bir seferde kapatıyoruz. Buraya fıstık şey pırpıcıklarımızı yapıyoruz yine iki zincir çekerekten bir tane daha yapalım üç tane olacak yine örümceğimizi uzatıyoruz ve tepeye batıyoruz. Şu ikisinin birlikte ilk başlangıç yerimiz gibi oluyor. Burası da aynısı. Şu şekil. İkisini birlikte kapattım. Buraya bir örümcek yapmış olduk. Şu örümceğimize. Şimdi buraya tek kanat olarak yapıyoruz. Çift olarak değil. Tam bu bilek kısmını. Şimdi buraya bir fıstığımızı oluşturuyoruz. hemen buraya yine iki fıstık şey iki zincir çekerekten 3 tane pırpırcığımızı oluşturuyoruz şöyle iki hemen bir örümcek yapıyoruz ve yandaki fıstığa batıyoruz bu yanda nasıl yaptıysak aynı şekilde tekli olarak yapıyoruz Şimdi şöyle tekli olaraktan bu yanda nasıl yaptıysak burayı da böyle bir dönüş yapıyoruz. Tamam. Şimdi ben buraya kadar geldim. Fakat arkadaşlar şimdi dört bu tarafta böyle pırpırcıklı olacak. Dört tane de bu tarafta. Şöyle yan döndürdüğümüz zaman şu oyalı kısmından doğru itibaren göstermek istiyorum. Bakın tam şurada iki tane fıstık olarak kalmış oluyor. Şuradan değil de bu taraftakinden alacağız. Yani fıstığımızı yaparken. Şu şekilde göstereyim yine yanlışlık olmasın o zaman bolluk yapar. Şimdi örümceğimi yaptım. Hemen bakın bu dipten değil karşıki sıradan. Bu arka kısma geçmiş oluyoruz. Bakın bu şekilde böyle atlayacağız. Yani şuradan değil bu taraftan yapıp geçiyoruz arka tarafa. Buraya da devam ediyoruz yine. Burada da 4 tane bu pıpırcıkların fıstıklarımızdan olmuş olacak. Yani toplamda 8 tane. Bakın şuraya bir örümceğimizi yaptım. Bir tane daha örümcek yapıp hemen bu bitişimizi baş, ilk başladığımız yerden tam şu dibin kısmından pırpırlarımızı yaptığımız yerin dibinden kapatıyoruz. Şu şekilde. Bakın. 4 tane 2, 4, 6, bir de burada bir de burada 8 tane olmuş oldu. Şimdi oyasını şeyini yapalım. Kordelesini. Şimdi Hemen kurdelesini yapmak için Şöyle 2-3-4 5 tane zincir çekiyorum hemen şu dördüncüden yani ilk ikinci zilde içinden başlıyorum şöyle bir kutucuk oluşturdum 2 zincir çekiyorum Şöyle Buraya bir Trabzanlardan yapıyorum üçlü bir trabzan yapacağım şimdi buraya 2 de çıkartıp da Şöyle pardon takıldı bu 1 oldu Bir tane daha yapıyoruz 3 2 tane zincir çekiyorum Hemen dibine batıyorum Başını almadan Tekrar 2 tane zincir çekiyorum Bir. Buraya 3 tane Bir iki tane zincir çekip hemen aşağıya batıyoruz. Gonca şekli yapmaya çalıştım burada. Şöyle 1 2 de çıkıyorum sadece ne? 2 Bir tane de yapıyoruz. 3 1 2 zincir çekiyorum hemen yanına. Şu şekil. Burada 20 ben 20, 125 tane zincir çektim ama daha da uzun çekebilirsiniz. 125 tane çekin zincir. Görüşelim. 125 tane zincirimi çektim. Daha da uzun çekebilirsiniz. Ben çok fazla uzun bol olsun istemediğim için 125 tane çektim. Şimdi şuraya tam bu hizadan 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Hemen batıyorum. 4 zincir çektiğim yere. Şöyle. Buraya 2 tane zincir çekiyorum. Şimdi ters dönüyorum. Arkasını. Hemen bu kutucağa Şöyle yapalım. 3 tane yine aynı. 2 3 1 2 tane zincir çekip hemen kutucuğun içine giriyorum. Yine bir 2 zincir çekiyorum. Buraya 3 tane 1 2 trabzan yapıyoruz. 3 tane 3. 1 2 tane zincir çekiyorum. Hemen dibine iki oldu bir tane yine iki zincir çekiyoruz şöyle kaydıralım hafiften Buraya da yine 3 tane 2 3 Bir iki tane zincir çekiyorum 2 oldu hemen dibine batıyorum Bir zincir çekiyorum Şu şekilde Şimdi takmaya geçelim Evet, ipimi kestim. Şimdi bir ikinci kutudan, şu ikinci kutunun tam ortasından ben iğne kullanmıyorum. Şöyle bir alttan, bir üstten geçirerek devam ediyorum ikinci sıradan. Siz de isterseniz bu şekilde, isterseniz bu şekilde devam edebilirsiniz. Şöyle. Evet. Bakın ben böyle geçirdim. Arka tarafımız bu şekilde ve önde bu şekilde. Yapacak arkadaşlara kolaylıklar olsun. İyi günler.